Merhaba arkadaşlar, Orta Dövbe Balkanların en lezzetli oyun kanalına, Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, GTA 5 tam çözümünün ikinci bölümünde beraberiz. Geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Franklin ayın elemanı seçiliyor. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together. I never had. İyice derine girdi muhabbet. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock. Ve işte adamım geldi arkadaşlar. Lamar. Hello, Lamar. What's up, homie? What's happening, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded employee of the month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. Kesinlikle bu adam tam benim ruh halimi yansıtıyor arkadaşlar. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retry. Arkadaşlar, geçen bölümün sonunda gösterdiğim F harfiyle gösterilen Franklin'in yeni görevini oynuyoruz şu anda. Tam bıraktığımız yerden devam ediyoruz yani. Sadece görevlere olan gidişatı önceden de belirttiğim gibi kurguda atıyorum. Gereksiz, fazla uzatmaya gerek yok çünkü videoyu. Tamamen hikaye odaklı bir ilerleme olsun istiyorum çünkü. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. Şöyle şurada güzel bir arabaya atlayalım. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude? Arkadaşlar, bundan sonra radyoyu olabildiğince kapatacağım. Oyunun kendi sesleri, diyaloglar artı benim seslerim iyice karman çorman oluyor çünkü bu arada gün batımı gerçekten mükemmel gözüküyor bu grafiklerle. Geçen bölümde de bahsettiğim üzere grafik ayarlarını çok olmamak kaydıyla biraz kıstım. Bunun sebebi de yani minimum da olsa hiçbir şekilde takılma, donma hiçbir şey olsun istemiyorum çünkü akıcı olsun istiyorum. 20G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. And this whole setup. Şu anda bu ses kaydını kurgu programında videoyu izlerken alıyorum ve cidden buradan bakınca mükemmel gözüküyor grafikler. That's right, homie. None but love, nigga. I'd see me a funny dude, though. Caps Lock tuşu ile önceden de söylemiştim. Her karakterimizin ayrı birer özel gücü var. Hepsinin yeri gelince öğreneceğiz zaten. Bu da Franklin'in özel kabiliyeti. Geldik zaten, çok uzun bir yolumuz yoktu arkadaşlar. Buradan Simeon'un bize Simon'ı, Simeon Martin'ı nasıl okursanız onun bize tarif ettiği aracı çalmak için geldik. Yine ufak ufak tutorial tarında böyle ne yapacağımızı söylüyor oyun şu anda bize. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up? Are you alright? First person bakış açısına geçtik şu anda. Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Burası bir çeteye ait arkadaşlar. O yüzden biraz pis bir iş. İleride de anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Franklin her ne kadar belaya girmek istemiyorsa, görevler o kadar çok belaya sürüklüyor bizi. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Şu anda 3 tane garaj var gördüğünüz gibi önümüzde.
Bunların birisinde aracın olması gerekiyor. Bakıyoruz. Güzel bir şey dikkatimizi çekiyor araç olmasa bile. Hemen çelik yeleğimizi geçiriyoruz üstümüze arkadaşlar. Bir sonrakinde sıra. Hiçbir tuşa basmıyorum garaj kapılarını açarken arkadaşlar. Tamamen kendi kendime ne diyeyim ara sahneye mi geçiyor diyeyim artık. Otomatik yani her şey. Aracın burada olması gerekiyordu fakat burada da değil. Ve bu bir tuzak. Hola amigos. Hola SA. So you're trying to creep up in here, man. Yeah. You saw this ve işler ciddileşiyor. Lamar bize yerdeki silahı uzatıyor ve ek silahlı çatışmamıza giriyoruz arkadaşlar Franklin'den. Mümkün olunca tek almaya çalışıyorum arkadaşlar headshot yaparak. Arkadaşlar patlamalar cidden muazzam gözüküyor bilgisayarda. PlayStation 3'ü de muazzamdı fakat bilgisayar gerçekten kalitesini belli ediyor. Siperden sipere geçerek devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba benzinden bir iz bıraktı peşinde. Onu ateşe veriyoruz ve yine muazzam bir patlama. Arkadaşlar ileride göreceğiz şimdi. Bakın motosikletle kaçmaya çalışıyor adam. Burada hemen indirdiniz. İndiremediniz. Bayağı uzun bir kovalamaca sahnesi sizi bekliyor. Fakat gördüğünüz gibi önceden de ne olduğunu bildiğim için PlayStation 3'teki oynanışımdan direkt indirdim. Kolayca motosikleti ele geçirdik. Ve Simeon'a doğru aracı geri götürüyoruz. Bu arada Lamar da büyük ihtimalle bizim diğer arabamıza atladı. Radyoyu yine kapattım. Uzak çizim mesafeleri gerçekten çok iyi. Bilgisayarda özellikle. Fakat performans için doku kalitesinden biraz feragat etmem gerekti. Önceden de söylemiştim DirectX 11 ile değil 10.1 ile oynuyorum. Bu da biraz bana performans anlamında iyileştirme sağladı. Arkadaşlar yaklaştık Simeon'un araba galerisine. Görevimiz birazdan sona erecek. Man, I can't hang with your ass. Lamar bizden önce gelmiş. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole, nigga. And we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Arkadaşlar, bu görev böylece sona eriyor. Görevin ismi Repo'ymuş. Bir sonraki görevimize geçmeden önce görev içi ufak mini istatistiklere bir kez bakıyoruz. Bir tek kundakçıyı yerine getirebilmişiz. Kafadan vuruşları yerine getirememişiz. Her neyse. Bir sonraki görev için ara sahneleri attım yine. Buradan direkt bir sonraki göreve gideceğiz. Fakat öncelikle geçen bölümde söylemiştim. Lamar bizimle böyle bir dalga geçer gibi olmuştu saç stilimizle ilgili. Çok kısa böyle hemen bir berbere uğrayalım isterseniz.
Ben çok da fazla default görünümlerle oynamayı seven birisi değilim. Çok ufak değişiklikler yapacağım. Bu arada bir mesaj gelmiş bize. Ne diyor? Stretch Office'ten çıkıyor. Çıktığında sana uğrayacağız, haberin olsun. Hayırlısı, ne diyelim, nasıl kısmet diyelim. Hemen geldik gördüğünüz gibi. İçerideki sahneyi de keseceğim zaten arkadaşlar. Fazla uzun kalmayacağız burada. Looks good. Yeah, I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Welcome to my shop, honey. Şu saç şekliyle oturuyoruz arkadaşlar koltuğa. Ve şu şekilde kalkıyoruz. Böyle yanlara böyle bir faça attırdım. Böyle atarlı semtin giderli çocuğu kıvamında. Ve buradan sıradaki görevimize doğru gidebiliriz. Şöyle haritada da gösteriyorum. Simeon'un bir sonraki görevi. Bir de şurada yabancılar ve tuhaf nesneler tarzı bir görevimiz var. Onu da büyük ihtimalle bir sonraki bölümde yaparız. Yine arayı attım. Direkt göreve geçtik. Like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse like me. That. Wait. That wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late. Ve arkadaşlar, oyunumuzun iki baş karakterinin ilk defa bu kadar şu yoğun bir şekilde etkileşime geçtiği ilk görev olacak bu. Just go and get it. The house is on Franklin'le Michael'ın evine bir nevi hırsızlığa gidiyoruz arkadaşlar. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school. Yine Simeon ayak yapıyor gördüğünüz gibi. Mr. Kenneth, where are we at financing? The financing, it seems like a shitty deal. Ah, because of the color of my skin. Yine her zamanki gibi ırkçılık ayağına yatıyor. No, no. Skin color's got nothing to do with it. Franklin'in arabası olan şu gördüğünüz beyaz arabaya biniyoruz ve Michael'ın evine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Valla burayı atsam mı atmasam mı bilemedim. Her neyse telefon geldi. When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. İyi ki atmamışım. Şu anda Simeon bizim motosikleti geri götürmediğimizin farkında. Ve burası Michael'ın evi arkadaşlar. Ana kapıdan gidebileceğimi ummuştum. Lakin öyle bir şey yok. Biraz evin etrafına bakmamız gerekiyor. Şuradan bir geçemiyoruz, zıplayamıyoruz, her neyse. Üst taraflara biraz bakalım. Şöyle bir şansımı deneyeyim dedim. Arkadaşlar şurayı gözüme kestirdim. Bakalım becerebilecek miyim? Olmadı. Bir daha. Kendimizi sakatladık.
Burası olacak ya. Evet, şöyle evin içine giriyoruz arkadaşlar. Ekranda da yazıyor, gizlilik moduna girmemiz söz konusu. Arkadan karakterlere yaklaşıp indirebiliyoruz sessizce. Nitekim bahçıvanı da indirmemiz gerekecek. Şurada gördüğünüzü. Yalnız direkt burada önden gidersem hani görülecekmişim gibi bir his var içimde. O yüzden diğer taraftan dolaşmak istiyorum. Kesinlikle öldürmek zorunda değilsiniz, indirmek zorunda değilsiniz. Tamamen tercih meselesi. Fakat gizlilik dinamiğinin nasıl çalıştığını görmek adına bir arkadan yaklaşıp bir indireceğiz. Şöyle yaklaşıyoruz ve tek hamle. Amacımız şu önündeki garaja girebilmek, fakat öyle direkt ana kapıdan çat diye girmek mümkün değil. Biraz yolu uzatmamız gerekecek. Şu yan taraftaki görmüş olduğum araca tırmanıp That's just because you have a massive gaper, bitch. Michael'ın sevecen çocukları ile ilk kez bu kadar yakınız. Şu pencereden içeriye dalıyoruz. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Az önceki Michael'ın kızıydı. Şuradaki oğlan da Michael'ın oğlu. I don't care if you're 12. I'll still rape you. Get off my face, you lucky homo! Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like, more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Thank you, coach. Şu ilerideki de Michael'ın eşi ve onun spor hocası. Ve çalmamız gereken araba. Bir önceki beni hatırlarsanız Simeon, Michael'ın oğluna tam da bu arabayı satmaya çalışıyordu zaten. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ve arkadaşlar, kameramız giderek yaklaşıyor. Meğersem arabanın arka bölümünde Michael gizleniyormuş. Just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Arkadaşlar, burası oyunun belki de en akılda kalıcı bölümlerinden birisi. Birazdan göreceğimiz sahne. Stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Ya arkadaşlar, bodoslama
Dükkana dalıyoruz. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Ve şu anda kontrol Michael'da. You won't be treated like this. Oyunun yakın dövüş sistemine göz atıyoruz şu anda arkadaşlar. Bu da bir nevi tutorial sayılır. Tekmedir, yumruktur. Fraudster! You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! Ve gül. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. Cidden Michael'ın ters tarafına gelmek istemezdim doğrusu. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Ve arkadaşlar bir görevi daha geride bırakmış oluruz böylece. Görevin ismi Karışıklıklar. Bakıyoruz. Kara toprak ve dokunamazsın. O kara toprak büyük ihtimalle bahçıvan indirdik onunla ilgili. Hemen Franklin'e geçtim. Bakalım ne dönüyormuş Franklin'de. Kovulduğu haberi, kovuldukları haberini veriyor şu anda Franklin. You crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend 'em while you got 'em. Yeah, if you say so. Arkadaşlar bugünlük bu bölümde iki görev yeterli diye düşünüyorum. Hemen bakalım haritamıza isterseniz. Bir şu soru işareti dediğim şey var. Bir de yukarıda Michael'ın bir sonraki bölümü var. Önümüzdeki bölümü onu yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.